Sevgili Kanal T farkındayız izleyenleri, bu akşam sizlerle birlikte olmanın güzelliğini yaşayacağımıza inanıyorum. Bugün 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ve onu saygıyla, hürmetle, huşu içinde anmak istiyoruz. Ama çağdaş düşüncelerin insanı olan Atatürk'ümüzü ağlayarak, üzülerek değil, gurur duyarak anmak istiyoruz ve bu akşam onun adına, onun anısına güzel şarkılarla, şiirlerle ve söyleşilerle programımıza hayat vermiş olacağız. Evet, hayatta tabii ki arkasından ağlayan, arkasından ağlanması gereken çok insanımız vardır. Ama Ulu Önder Atatürk'ümüzün arkasından gurur duyarak, mutluluk duyarak onu anmak istiyorum. Ve programımda bu akşam güzel yurda ulaşarak, güzel yurda giderek Ayten Akmen hanımefendiyi programıma almak istiyorum. Evet, sevgili Ayten Hanım, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Havalar nasıl oralarda? Havalar Kıbrıs'ta hala daha sıcak gidiyor. Daha pek yağmura daha görüşemedik, tanışamadık. Yağmur düşmedi daha. Bayağı yani Kasım ayı olmasına rağmen bayağı sıcak. Evet, bugün 10 Kasım. Atatürk'ü kaybettiğimiz gün. Ama onu her kaybettiğimizi düşündüğümüz anda kazandığımız güzellikleri düşünüyoruz genellikle. Bu bağlamda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, tabii ki Ulu Önder Atatürk bir dünya lideriydi. Atatürk bizlere ve dünyaya çok güzel bir miras bıraktı. Ülkeleriyle, görüşleriyle, fikirleriyle çok güzel bir miras bıraktı. Bizim görevimiz bu güzel ilkeleri çocuklarımıza da öğretmek, aşılamak ve cumhuriyetin yaşamasını da sağlamaktır. Ve onu rahmetle, sevgiyle anıyoruz. Evet. Evet, biz konumuza dönmek gerekirse hemen konumuza dönelim ve sizi tanıyabilir miyiz Ayten Hanım? Evet, ben Ayten Akmen. 11 Eylül 1956 doğumluyum. Aslen Larnakalıyım. Babam Larnakalı. Osmanlı'da. Bilinen biri. Bekir Paşa Lisesi'nde okudum. Çocukluk yıllarımdan beri çok çocuklu bir ailenin kızıydım. Bu nedenle çocukları çok çok sevdim. Kaç kardeştiniz? Kaç kardeştiniz? 9 kardeşti. Maşallah, hepsi kız mıydı? Yok, 7 kız, 2 oğlan. 2 erkek kardeşim vardı. Anneniz babanız dengeyi sağlayamamış. Evet. Bu yüzden insan sevgisi herhalde o çocuk yaşlarında başlar. Çünkü küçük kardeşlerimi çok çok fazla seviyordu. Onların hep küçük annesi oluyordu her zaman. Şiir yazmak, yani kendimi ifade etmeye başladığım zamandan beri birlikte kitap okumayı, bir şeyleri yazmayı, karalamayı, insan sevgisine çok önem veren biri olarak büyüdüm. Belki çok çocuk kardeşlik ama çok büyük bir sevgi ortamında büyüdük. Annem babam bizi çok güzel büyüttü. Kaç numaraydınız siz? Kaç numaraydınız? Ben 4. kızdım. Peki ben... aranızda böyle bir dayanışma veya bir paylaşım veya bir ikilem yaşadınız mı? Tabii çok güzel. Mesela biz 4 kızdık. Babam gece bizi sinemaya götürmek isterdi annem babam. Biz büyük kızlardık diye. Evet. Ben derdim ama anne biz gidersek arkamızdan küçük kardeşlerim üzülmeyecek mi? Onlar da gündüz matinesine gideceklerdi. Yok, ben derdim dayanamam onlar benim arkamdan üzülmesine. En iyisi ben kalayım onlarla birlikte gideyim. Onlar üzülmesin diye. Ve kalır onlarla. Ayten Hanım ne kadar güzeldi o yazlık sinemalarda film seyretmek. Hatta bazen çarşamba akşamları ucuz vardı. Hanımlara beleş olurdu veya hanımlara daha ucuz olurdu.
Böyle ulam ulam herkes o sinemalara gider, o sinemalarda dostluklar, arkadaşlıklar, samimiyet vardı değil mi? Larnaka'da da çok güzeldi geceler, yaz geceleri çok güzeldi. Siz de herhalde duymuşsunuzdur. O panayırı, festivali, sinemaları, sahil yolu, Larnaka unutulmazdı. Zaten Kıbrıs'ta iki panayır, iki büyük panayır vardı. Birisi Limassol'da deniz panayırı, bir de Larnaka'da deniz panayırı. Evet. Ve bütün Kıbrıs'tan her bölgeden, her köyden otobüsler bu panayırlara, bu festivallere gider, eğlenirlerdi. Yani insanların şimdiki gibi uçağa bin Türkiye'ye git, uçağa bin Avrupa'ya git, vapura bin, efendim şu ülkeye, Türkiye'ye git yoktu. Herkes böyle deniz panayırlarında eğlenir, mutlu olurdu. Evet, şu an savaş yaşayan ülkeler vardır. Filistin-İsrail arasındaki savaşı gazetelerde okuyoruz, televizyonlarda izliyoruz, bazı yayın organlarında görme şansını yakalıyoruz. Bizler de, bizim nesil de birçok harp görmüş, yani 3-4 tane harp görmüş kişiler olarak, bir de göç yaşamış kişiler olarak göçün size neler hissettirdiğini sorabilir miyim? Vallahi önce onu söylemek istiyorum. Hiçbir savaşın kazananı yoktu. Evet. Hiçbir savaşın kazananı yoktu. Savaş, göç bize çok büyük bir travma yaşattı. Çünkü gencecik insanlardı. 18-19 yaşında birdenbire doğduğumuz topraklardan koptuk ve hiç bilmediğimiz bir yerlere geldik. Yeni taşındığımız, geldiğimiz bir yerleşim birimlerine adapte olmak, uyum sağlamak muhakkak çok zor oldu. Zaman içinde alıştık ama gerçekten göç çok kötü ve çok zor bir şey. Kaç yaşında ayrıldınız Larnaka'dan? 19 yaşındaydım. 19 yaşında ayrıldığınız Larnaka'yı hala daha üzülüyor musunuz? Hem de nasıl. Hem de nasıl. Larnaka bitmeyen sevda. Öyle mi? Evet. İnsanın doğduğu yer her zaman gözünde çok büyük görünür. Sevdiği insan gibi. Evet. Örneğin bugün biz Atatürk'ü anarken gözümüzde onu o kadar çok büyütüyoruz ki rahmetlik olan babalarımız, nenelerimiz, yani onları hatırlarken onları yüceltiyoruz, büyütüyoruz. Nenemin pilavı diyoruz çoğu zaman. Nenem ne kadar güzel pilav yapardı. Belki o zaman o pilavı sevmiyorduk, beğenmiyorduk ama şu an nenemin pilavı veya teyzemin, büyük teyzemin kuru fasulyesi onları özlüyor ve her zaman anıyoruz, anlatıyoruz. Tabii ki. Ben de nenemin yanında, anneannemin yanında büyüdüm, nenemin yanında büyüdüm. Köfünye'de, Geçitkale'de. Benim de birçok çocukluk anılarım, hiç unutmadığım, en mutlu olduğum zamanlar hep orada geçti. Şu anda bu yaşımda bile işte nenem de böyle yapardı, böyle derdi, böyle tarif ederdi, böyle öğretirdi bana diye. Çok faydalanırım onu, öğretilerinden çok faydalanıyorum. Evet, bir zaman bizim çocuklarımız da, hatta torunlarımız da benim nenem bunu söylerdi veya nenem bunu yapardı diyeceklerdi diye düşünüyorum. Çünkü benim oğlum Kıbrıs'a gittiğinde çocuktu. Şeyi çok da pratsayı çok seviyordu. Her kim pratsa pişirdiyse beğenmedi. Annemin pratsası gibi olmaz dedi. Ve ille ve lakin annesinin pratsasını övmeye başladı. Yani insan küçükken, gençken yaşadığı şeyleri bir türlü unutamıyor. Peki Larnaka'dan kuzeye nasıl geçtiniz? İşte mübadele yoluyla mı? Mübadele, evet. Zaten Larnaka teslim olmadığı için mübadele falan olmadı. Yani herkes fırsatını bulan ayrılıyordu oradan. Gizli yollardan. Gizli evet, yollardan. Biz çok kalabalık olduğumuz için işte tanıdıklar, eş dost, herkes
yani yolunu bulan kaçıyor. Biz de ablam zaten o esir düştüğümüz akşam ablam doğum yaptı. Hani neydi benim ablam? O gece doğum yaptı yalnız başına. Bebek 3 aylık oldu. Onun doktora görünmesi lazımdı. Biz Kızılhaç'a müracaat ettik işte bebeğin doktora görünmesi gerektiğini yeni doğdu. İşte önce ablamla yemiştim ve bebek geçti. Sonra bir tanıdığım vasıtasıyla ben de yanlarına girdim yeni iskeleye. Ve böyle böyle o bir kardeşlerim de yavaş yavaş tek tek geçtiler. Annem babam bayağı geç geldi. Babamın kamyonu vardı. Bırakmak istemezdik güneyde. Çünkü geçim kaynağıydı. Evet. Babam 6-7 ay sonra belki de daha fazla da sonra geldi. Yanımıza girebildi. Evet. Çok zor oldu tabii. Sevgili Ayten Hanım, sizden şiir yazıyorsunuz, o konuya geleceğiz ama sizden isterseniz bir şiir alalım. Bir şiir bize sununuz. İzleyenlerimiz de bizler de kulaklarımızın pası açılsın, temizlensin. Tekrar söyleşimize devam ederiz. Hep Larnaka'dan söz ettik ya. Evet. İşte Larnaka ile ilgili bir şiir. Larnakan, bitmeyen sevdam. Gözümde hep tüten, kalbimizde hep özlenen. Larnakan, bitmeyen sevdam. Ummadığımız bir anda ayrılsak bile, tüm umutlarımız, hayallerimiz orada kalsa da, Larnaka içimizde bitmeyen sevda. Yıllar önce ayrılırken doğduğumuz yerden, hepimiz gencecik insanlardı. Umutlarımız ve sevdalarımız vardı yüreklerimizde. Larnaka'dan ayrılırken, önce umutlarımızı kararttı, sonra saçlarımızı arttı. Her geçen yıl özlemi çoğalttı. Larnaka içimizde bitmeyen bir sevda olarak kaldı ve hep kalacaktır. Bravo, çok güzel. Çok güzel yazmışsınız. Çok güzel ifade etmişsiniz Larnaka'ya olan sevginizi. Evet. Bu sevgi hiç bitmesin diyoruz ama maalesef bir başka sevdalara, bir başka yerlere sevdalarımız kayıyor ve oraları yaşamaya başlıyoruz. Evet, şarkılar, şiirler sizce insan hayatında nasıl bir değişiklik yapıyor? Evet. Veya yapabiliyor? Gerçekten müzik ruhun gıdasıdır. Bu bir gerçek. Bunu deneyerek yaşadım. Çok uzun yıllar özel yuvalarda kreş öğretmenliği yaptım. Tabii ki yuvada çalışmak çok meşakkatli bir iştir. Sabır ister, dikkat ister. Çünkü anneler, babalar bizi bebeklerini içleri titreyerek getiriyor. Kucaklarımıza veriyor. Onlara çok özen göstererek bakmamız gerekir. Çünkü çok özeller. Ve tabii ki çok yorucu. Yuvadayken acaba bugün çalışmaya gideyim mi? Koro çalışması olduğu geceler. Çok yorgunum ama gitmesem mi falan diye. Böyle kendimle çelişkilerim. Ayşen Hanım, siz kuzeye geçtikten sonra mı koroya katıldınız? Tabii ki. Evet. Koroya katılalı daha 9 yıl var. 10 yıl olacak önümüzdeki. Evet. Ama koro çok eskiden beri koroldu. 97 yılında koro. Evet. Ama ben o yıllar katılmadıydım. Sonradan katıldım. Evet. Ve tabii sonunda ben koro çalışmasına giderdim. Otururdum böyle bir şarkı, iki şarkı, üçüncü şarkı da evet. Dinlendiğimi hissederdim. Ruhum dinlendi. Çünkü müzik ruhun gıdasıydı. Yani bu yüzden evet, şarkı söylemek, şiir okumak, bir şeyler yazmak, şiir yazmak da... Ayten Hanım, şimdi benim merak ettiğim bir konu var. Şarkılar, şiirler insanın ruhuna işler. Ruhtan gelir, ruha gider gibi bir işlem olur. Ama ve lakin insanın dış görünüşüne de etki ediyor mu? Muhakkak ediyor. Siz hem koroda hem şiir yazan şair ruhlu bir insansınız. Bunu bize yani izah edin. Hiç şiir şarkısı okuyan bir insan yüzü asık olabilir mi? Olmaz. Yani ne kadar da hüzünlü bir şarkı söylese ama yine de gözlerinin içinde bir gülümseme var. Evet. Öyle bir şey. Şiir desen o da öyle. Çünkü şiir de yüreğimizin suskun dilidir.
yüreğimizden geçen duygulardır. Onları dile getirmek diyor. Bazen zaman zaman biriyle konuşmak istersiniz ama o an biri yok yanımızda. Ben ne yaparım? Kağıt kalem alırım. Hemen o an kendimle konuşurum. Bir şiir yazarım. Bu bir konuşma da bir içimdeki ayetimle konuşurum. Ve duygularımı kağıda dökerim. İşte bu. Yani bu yüzden insanın ruhuna da görüntüsüne de etki eden şey. Bazı insanlar der ki ben hüzünlendiğimde daha çok şiir yazarım. Ha, bazı insanlar da mutlu olduğunda. Bazı insanlar tabiatla iç içe olduğunda. Yani her insanın değişik şiir yazma bir algılaması vardır. Herkesin değişik bir atmosferi vardır. O nedenle ama ne olursa olsun şiirde, şarkıda insanın hem ruhuna hem görüntüsüne yansır. Dediğiniz gibi az önce yüzde bir gülümseme bir güzellik oluyor değil mi? Tabii ki. Yani herkes duyguları o an neyi hissettiriyorsa şiir o an geliyor zaten. Evet. Belki bir hüzünlü anındır. O an o acını biriyle paylaşamazsın ama kağıtla paylaşabiliyorsun, yazabiliyorsun. Belki çok mutlusundur ama birine bir şey söyleyemiyorsun ama kağıda söylüyorsun. Yazabiliyorsun. Yani Ayten Hanımcığım, bir şiirinizi daha alabilir miyiz? Evet. Mümkünse. Esasında bu şiirimi size hem okumak istedim. Okumadan önce onun hikayesini anlatmam lazım. Tabii. Memnun oluruz. Evet. Göç çok büyük bir travmaydı bizim için. Çok büyük bir travmaydı. Çünkü öyle bir şeydi ki güneyden kuzeye geçtik. 19-20 yaşında. İşte nişanlık, evlilikti, çocuktu, çoluktu. Her şey böyle birdenbire oldu. Ben çok küçük yaşlarda bir şeyler yazmayı hevesliydim. Hatta başka bu bir kenara kalsın. Ben ilk şiirimi dayıma yazmışım. 8 yaşındayım. Dayım Orhan Nazım. Erenköy Derneği'nin başkanıydı. Evet, Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir dostumuzdu Orhan Bey. Dayıcığım, çok çok seviyordum. O da beni seviyordu. Dayım Erenköy'de askerlik yapıyor. Ben 8 yaşındayım. Ve ben dayıma oturup mektup yazdım ve şiir yazdım. Ama ben unuttum. Çocuk yaşımda unuttum. Evet. Yıllar sonra dayım geldiğinde bana dedi ki, Ayten, sen bana bir şey yazdın. Ne yazdım dayı, hatırlamıyorum dedim. Gel bak sana göstereyim. Ve ben bu mektubu yazmışım dayıma. Bu şiir, aman, şiirle birlikte. Ne kadar duygulu bir şey. Evet. Onu alalım sizden. Ama yazılarım o kadar gargacık burgacık ki ben bile şimdi okuyamıyorum. Ama ona demişim dayıcığım, seni çok merak ediyorum. Biz çok iyiyiz. İşte babam çalışıyor. Annem doğum yaptı. Küçük kardeşimi doğurmuştu. Böyle yazdım. Sonra dedim ki ona, dayıcığım sana ve asker abilere bir şarkı yazıyorum. Moraliniz yüksek olsun diye. Ve Çanakkale içinde vurdular beni diye bir şey. O şarkıyı yazmışım. Sonra döndüm. 19 Mayıs'la ilgili bir şiir yazmışım dayıma. Evet. Ve yıllar sonra, 32 yıl sonra dayım bana bunu verdi. Çünkü ben unuttuydum, hatırlamıyordum böyle bir şey olduğunu. Ve o yıllardan yazıyordum. Larnaka'da da hep yazardım. Ama o göç esnasında ben de şiir kitaplarımı, defterlerimi hep orada bıraktı. Annem bir geç geldiği için meğerse onları getirmiş ama onun da aklına gelmedi. Hiç bana böyle bir şey söylemedi. Annem rahmetlik olduğunda evi tertipledik. İşte annemin dolaplarını falan tertipleyelim dedik. Baktık poşetin içinde kızım buldu. Anne dedi bak burada bir poşet var. İçinde bir hale kitaplar yazdı. Sanki senin ismin var dedi. O defterlerin üzerinde. Aldım baktım evet ben bir şeyler yazarmıştım diye. Ama bu 28 yıl geçti bu arada. Ben hiç elime kalem almadım. Hiçbir şey de yazmadım. Bir köşeye okudum onları. Böyle çok üzüldüm. İçim böyle üzüldü yani. Niye yazmam, niye yazmıyorum diye. Kapılar açıldı sonra. Kapılar açınca hep arkadaşlar toplandık işte.
Hüsniye'de o bir arkadaşla da hep Larnaka'ya gitti. Sahile gitti. Dediler hadi bir şeyler yazalım. Ayten sen yazardın. Sen buralarda şiir yazalım falan dediler. Dedim ne yazayım, böyle donduk kaldık. İçimiz boş gibi. Bir restoranın bir peçetesini aldım. Bir de kalem. Ve bu şiir. Şiir değildi bu esasında. O an hissettiklerimdi. Olsun. Biz onları dinlemeye hazırız. Evet. İşte sahil böyle yazıldı. Evet. Bu sahilin bir dili olsa ve anlatsa bir zaman burada yaşayan insanları ne kadar da güzeldiler. Güzellikleri yüzleriyle yansılamaz, kıyaslanamazdı. Kalplerinin güzelliğiydi yüzlerine vuran. O kalplerde hep sevgi ve dostluk vardı. Bir gün nereden geldiği bilinmeyen bir fırtına tüm hayatlarını alt üst etti ve onları dünyanın dört bir yanına savurdu. Yıllarca uğraştılar hayata tutunabilmek için. Hep umut ettiler. Bir gün, ama mutlaka bir gün o sahile gideceklerdi. Yıllar sonra olsa bile. Beklediler, umut ettiler ve yaşamaya çalıştılar. Ve bir gün açıldı hasır kapıları. Herkes gitmiş olduğu uzak diyarlardan bir bir dönmeye başladı. Dalgaların sihirli sesi bir müzik gibi terk ettikleri sahile çağırmıştı onları. Herkes şaşkın, sevinçle birbirlerine baktılar. Değişti herkesin görüntüsü. Saçlarda atlar, yüzlerde çizgiler oluştu. Ancak değişmemişti kalpteki sevgi ve gözlerdeki ışıklar. Gittikleri günkü gibi temiz, güzel ve sıcacıktılar. Sonra ağlaştılar, sarılıp birbirlerine. Sahil onları kucakladı, onlar sahili. O an hayatları sona erse bile mutlu ve mesuttular artık. Yıllarca umut edip bekledikleri gün işte bugündü. Kalplerindeki sevgi ve güzelliği gözlerine yansımıştı. Sımsıkı sarıldılar, kenetlendiler birbirine. İşte o sahilde. Çok anlamlı, çok duygusal bir şiir. Sizleri kutlarım. Gerçekten Larnakalılar bir başka duygusal insanlardır diye biliyorum. Çünkü Aksoy Bey'den de biliyorum. Dayınız Ahmet Bey, Ahmet Nazım Bey. Evet. Allah iyiliğini versin. O da çok değerli bir konsey başkanımız da burada. Londra'da. Londra halkına çok emeği geçmiş birisi. Sizleri kutlarım. Çok güzel iletişim içinde de olmanız gerçekten kayda değer bir durum. Evet, sevgili Ayten Hanım, çok değerli bir arkadaşımız var bizim Londra'da. Kendisi zaman zaman hem Rumca hem Fransızca ama özellikle Türkçe ve Kıbrıs türkülerini çok güzel yorumlayan çok değerli bir dostumuz. Sevgili Aydın Kısnak'tan rica ettik ve Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle bizlere İzmir'in kavaklarını, Atatürk'ün sevdiği bir şarkı, İzmir'in kavaklarını okudu. Onu dinleyelim hep birlikte. İkinci yarıda yine birlikte olacağız. Tabii ki. Bize de derler çakıcı.
Gelmem senden uzun yok. Yaprağında üzüm yok. Sevmem senden uzun yok. Yaprağında üzüm yok. Damalı da zeybek vuruldu. Yar fidan boyalı. Çatıcı değerli ve sevgili Kanal T farkındayız izleyenleri. Bu akşam Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle birkaç kelimecik de farkındayız programından sizlere aktarmak istiyorum. Akıl yoluyla onu severek, onu yaşatarak, onun ilkelerine ön ayak olarak çocuklarımıza, gençlerimize ve dünyaya onu tanıtmaya çalışıyoruz. O bizim önderimiz, o bizim başkomutanımız, o bizim her şeyimizdi. Bugün Londra gibi bir yerde veya diğer ülkelerde biz Türk olarak kendimizi tanıtıyorsak, kendimizi başka ülkelerdeki insanlara, diğer kültürden insanlara kabul ettirtebiliyorsak, bu Atatürk'ün sayesinde olmuştur. Akıl yolunu kullanarak vardığı her noktada büyük bir başarıya ulaşmış olan bir komutanı saygıyla, hürmetle anıyorum. Bazı göç eden, hayattan kopan insanlarımızı ağlayarak anıyoruz. Ama Atatürk'ü gururla ve onunla övünç duyarak anmak istiyoruz. Ve onu rahmetle anıyoruz. Saygımız, ona bağlılığımız hiçbir zaman bitmesin diyoruz. Ve programımıza Ayten Hanım'la devam etmek istiyorum. Evet sevgili Ayten Hanım. Az önce kreşte çalıştım dediniz. Kreşte çalışmak benim de mesleğim sayılır. Ben de anaokulu öğretmenliği yaptım İngiltere'de. Kıbrıs'ta da izci liderliği yapıyordum. Genç kızlarla, çocuklarla çalışıyordum. Ama bu çocuklarla çalışmak, o çocukların psikolojisini bilmek çok önemlidir. Yani o yaşta çocukların seviyesine inerek onlarla birlikte olmak, onlarla çalışmak insana büyük bir huzur veriyor, bir rahatlık veriyor diye düşünüyorum. Ne kadar yorucu olsa da. Bu çalışma süreciniz içerisinde çocuklarla olan iletişiminizde en mutluluk duyduğunuz anlar veya sizi çok cezbeden, size çok dokunan bir olay oldu mu? Hem de pek çok. Çünkü benim büyük bir avantajım vardı. İşte dediğim gibi ben abla olduğum için küçük kardeşlerime küçük anne gibi baktım. Evet. O sevgi hep içimde vardı zaten. Ben çocukluğumdan beri. Çocuk bakmaya, kreşlerde çalışmaya başladığım zaman da o kadar çok anılar oldu ki şu anda okulda büyüyen kızlar büyümüş, anne olmuşlar, birçoğu baba olmuş ve hala da hatırlıyorlar, arıyorlar. Anneler gününde, öğretmenler gününde olsun. Muhakkak ya gelip görüyorlar ya telefonla arıyorlar. Bu beni çok çok mutlu ediyor. Bir de hiç unutmadığım hani küçük böyle 3 aylık bebek getirirler ya. Tabii bebek hep bizi görüyor yuvada. Sabahın köründe geliyor, akşam gidiyor. Evet. Tabii bebek 8-9 aylık olduktan sonra bizi annesi zannediyor. Beni annesi zannediyordu. Ayten, ben hep Ayten anneydim. Öğretmen falan değildim. Ben anneydim zaten. Ayten anne, Ayten anne diye nasıl ağlayarak annelerini kucağına verirdim. Bu beni hem mutlu ederdi hem de üzerdi. Çünkü anneler de üzülüyordu. Yani
o empatiyi kurmakla hiç yani çocuklara bakabilmek, o empatiyi kurmak lazım. Çocuklarla aynı duyguları hissetmek lazım. Ve en önemlisi kreşte çalışmak için gerçekten merhametli ve vicdanlı olmak lazım. Çünkü küçücük bebek getiriyorlar size. O kapıları kapandıktan sonra bütün sorumluluk size ait. Ama sadece karnını doyurmak, altını temizlemek değildir. Ya ruhunu doyurmak. Çünkü onu geleceğe sen hazırlarsın. Evet. Öfkeyle değil, sevgiyle, istemeden bakmakla değil. Bebek hissetmeli o sevgiyi. Gözündeki sevgiyi görmeli. Onu kucağına alırken o sevgiyi hissetmeli. O duygularla büyüyen, sevgiyle büyüyen çocuklar hayata sevgiyle bakarlar. Yani hep böyle oldum. Ben hep böyle hissettim. Ve en önemlisi çocuklar benim yaşam kaynağım, benim enerjim bile. Ve hani şimdi geçen yıllara kadar evde bile baktım yani. Çünkü olmaz yani, çocuk etrafında çocuklar olmayınca ben eksik bir şeyler hissederim. Hayatınızda eksik bir şeyler var zannedersiniz değil evet, mi? Evet, evet. Çünkü 38 yıl çalıştım. Yani. Maşallah. Hiç bıkmadan, usanmadan. Zaten okul benim için iş değildi. İş olarak görmezdim. Orası benim yuvamdı, çocuklardı. Bak, sevgi demedim diye çok güzel bir şiir yazdım. Yıllar önce, 2007 yılında. Sıcak sıcak alalım o şiiri. Tamam. Sevgi demedim. İçimde o kadar büyük ki tarif edemem. Çocuk ruhumla toplamaya başladım sevgi çiçeklerimi. Demetimi önce annemi, babamı, kardeşlerimi koydum. Ben büyürken demetim de büyüdü. Zaman zaman bir arkadaşımı kattım sepetime. Bazen de bir sevgilinin çiçeğini koydum. Ben büyürken çoğaldı sevgi demetimde. Bir gün daha açmaya başladı sevgi. Bir günde büyümeye başladı sevgi çiçeklerim. Minicik yürekler sepetimde açtı. Sevgilerinin hiçbir şeyle ölçülemezdi. Yansız, tarafsız, işlerinden geldiği gibi seviyorlardı. Sadece duru, dupduru bir sevgiyle seviyordu. İşte benim hayatımın sevgi demeti diyor çocuklarım. Hayat var olduğu sürece hep açacaklar. Çünkü hayat sevgiyle var olacak. Çok güzel. Siz okurken ben de aynı mesleği yaptığım için böyle çocuklar arasında bir dolaştım, geldim. Dediğiniz gibi çocukların sevgisi o kadar çok yoğun oluyor ki insanın yüreğinde. Büyüseler bile ne kadar da değişik kültürden olsalar da, bizim burada çok değişik kültürler. Sizlerin de herhalde değişik ailelerin, yani değişik ailelerin çocukları olduğu için onların da değişik alışkanlıkları var. Nasıl bizim kültür alışkanlıklarımız vardır burada. Gerçekten böyle bir selamları, hatta böyle dışarı çıktığınızda size selam veren, seslenen anneler var ya, hatta bazen çocuklar yolda rastladığımızda veya bir alışveriş merkezinde rastladığımızda, ben Arife ile gitmek istiyorum diyen çocuklar vardı. Onlar geldi siz böyle bu şiiri okurken. Çok anlamlı bir şiirdi. Sizi kutlarım. Evet, Larnakalılar Derneği'ni nasıl oluşturdunuz? Evet. Çünkü Larnakalılar Derneği'ni kurmamızın gayemiz, Larnakalılar 19 yerleşim birimine dağıldı. Çünkü Larnaka'yı Kuzey Kıbrıs'ta 19 yerleşim merkezi sizi evet. Kucakladı. Evet, dağıldı. Tabii böyle olunca da herkes geçim derdine, yerleşmeye derdi. Bir haygırı içinde biz kaybettik. Bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı, herkes birbirini kaybetti. Evet. Sürekli arkadaşlarla bir araya, zaman zaman küçük gruplar halinde bir araya geldiğimizde konuşuyorduk. Ya bir şey yapalım. Yani o arkadaşımızı yıllar var görmedik. Bu arkadaşımızı yıllar var görmedik. Nasıl olacak diye. Hep böyle hayıflanırdık. Nasıl yapabiliriz? Ve bir gün bir toplantı yapmaya karar verdik. O toplantıda
bir dernek kurmaya. Önce toplantıları yaptık, bir araya geldik ve dernek kurmaya karar verdik 2007 yılında. 2008'de derneğimizin tüzüğü dernekleşti, tüzüğümüz geçti. İlk kurucu başkanı oldum, 2 yıl ilk kurucu başkanlığını yaptım. İşte Hüsniye Okray arkadaşım, rahmetli Serdar Saydam, daha birçok arkadaşlar hep çok güzel destekler verdi, çok güzel etkinlikler yaptık. Ve dediğim gibi derneğimizin ilk dernek binasını açtığımızda çok büyük bir katılım oldu. Herkes birbirini soruyor. İşte Ayşe nerede, Mehmet nerede diye. Ama karşısında duruyor ama tanımıyor. Çünkü hepimiz değiştik. Çünkü koskoca bir 28-30 yıl geçmiş. Böyle oldu. 2002 yılında kuruldunuz değil mi? Hayır, 2007. 2007. 2007'de kuruldu. Evet. Kurulmaya karar verdik. İşte ilk toplantıları yaptık. 2008'de bu derneğimizin yüzüğü, Lanakalılar Derneği'nin yüzüğü. Evet. Hep çok güzel şeyler oldu. Londra'ya davet aldı. Londra'ya geldik. Orada çok güzel. Kim davet etmişti sizi Ayten Hanım? Vallahi orada tam olarak davet değil yani. Biz karar verdik. Arkadaşlarla irtibat kurduk. İşte Aksoy olsun, Filiz arkadaşımız, Filiz Kızıl olsun. Daha evet. Birçok arkadaşlar bize yer ayarladılar. Yani şimdi ismini hatırlamıyorum. Evet. Çok çabuk hızlı geliştiydi olaylar. İşte yengemler onlar, Termiz yengemler onlar hep böyle davetiyeler bastırdılar. Hol tuttuk. Ve çok güzel bir gece düzenledik. Orada çok güzel konuşmalar oldu. Çok güzel oldu. Rüya gibi geçti. Fotoğraflar vardı ama maalesef bulup size gösteremedim. Ayten Hanım, önemli olan insanın insanca birbirine yaklaşımıdır. Larnakalılar Derneği olarak siz böyle resmi bir davet almadan buraya geldiniz. Buradaki Larnakalılarla gayet güzel bir iletişim içinde bir gece düzenlediniz, bir yemek yaptınız. Evet. Hatta yanılmıyorsam o yemeğin bir görüntüleri bazı yerlerde paylaşıldı. Ben o yemekte sizi gördüm sanıyorum. Pek hatırlamıyorum ama bizim de bir toplantımız vardı o gün. Evet, insanca, insanlık çerçevesinde insanın birbirine yaklaşması ve birlikte olması. Peki bu Larnakalılar Derneği bunun dışında neler yapıyor Kıbrıs'ta? Şimdi Larnakalılar Derneği ilk kurulduğundan uzun bir süre çok faal oldu. İşte piknikler yaptık, geceler düzenledik, bir sel felaketi olduydu. Muhtaç olan arkadaşlara katkıda bulunduk. Evet. Çok güzel şeyler yaptık. Yaşlılarımızı ziyaret ettik, gittik, bulduk onları tek tek. Çünkü işte dediğim gibi kimisi güzel yurttaydı, Girne'de vardı, Mausa'da vardı, evet. Her yerde vardı. Onları gidip ziyaret ettik, gördük tekrar. Ama işte Serdar Saydam arkadaşımız, Allah rahmet eylesin. Amin. O da çok 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 faaldi, çok yardımcı olurdu. En önemlisi biz kayıp otobüsündeki arkadaşları bulduk, ailelerini bulduk, hepsini onları. Kayıp otobüsle ilgili çok güzel projelerimiz oldu. Ve Larnaka'da biz şehitlik yaptık. Larnaka mezarlığında. Çünkü şehitlerimiz o savaş anında nerede olduğunu pek aileleri de bilmiyordu. Ama bir iki aile resim fotoğraf çekti o zaman ve o fotoğrafların izini sürerekten o bir şehitlerinde nerede olduğunu tespit ettik ve hepsine çok güzel bir şehitlik yaptık dernek olarak. İzin aldık Larnaka'daki belediye başkanından. Rum belediye başkanından bize izin verdi. Bu taraftaki yönetimle de konuştuk. Onlar da izin verdi ve biz çok güzel bir şehitlik yaptık. Ve muhakkak yani ara ara gider şehitlerimizi ziyaret edersek etrafını telledik. Taşlarını koyduk, isimlerini yazdık. Yani böyle şeyler yani geçmişten kopmamak için ve en önemlisi tamam bizim de yaşlılarımızı da unutmamak. Çünkü birçoğu unutularak gitti bu dünyadan. Onları unutmadan bir anı bırakarak
ve belki çocuklarımıza da bir anı bırakırız. Ve en çok da onların da kaynaşmasını çok istedik derneğimizin içinde. Çünkü çocuklarımız, işte oğlum geldi bir gün dedi bana, anne benim çok samimi bir arkadaşım var. Anne silahla kalıyor. Kimdir dedi. Bu vakit söyledi annesinin kim olduğunu. İşte insan atladı, insan fahri. Ama dedim o benim arkadaşım zaten. Ve bizim çocuklarımız bilmeden onlar da arkadaş olmuşlar. Evet. İşte bu bizi üzüyor yani çocuklarımızın birbirini tanımadan, bilmeden büyümeleri. İşte derneği o şekilde kurduk ama bir de küçük sitem gençlerimiz çok da derneğe katılmadı. Bu bir gerçek. Her yerde öyledir Ayten Hanım. Her yerde öyledir. Belki evet. Gördüler etkinlikleri. Yani benim çocuklarım da anne bravo çok güzel şeyler yapmışsınız falan diyorlar ama gece olduğunda gelin derim, katılın derim. Pek katılmadılar. Ama yine de biliyorlar. Evet. Biliyorlar. Belki o da önemli. O da önemli. Belki ileride bizim yaşlarımıza geldiklerinde şimdi çok da şanslıyız. İşte bir Facebook vardır, fotoğraflar, şeyler. Yani onlara canlı örnekler bırakacak. Belki seslerimizi bırakacak. Belki onları gördük sıra bizim yaşımıza geldiklerinde onlar da o zaman belki daha çok yerlerini bulurlar. Evet. Ne olursa olsun hatırlanmak güzel bir şey olsun. Evet. Şimdi bir de koroda korist olarak mısınız? Solist olarak mı? Hayır. Korist. Yani solist, solo şarkı söylemiyorum. Evet. Yani evet. Koromuz zaten. Lernakalılar Derneği ile ilişkisi var mı bu koronun? Yok. Koro tamamen farklıdır. Koromuz 60 kişiden oluşuyor. Maşallah. Evet, 30 Rum, 30 Türk. Ortak bir koro, iki toplumlu korodu. Evet. Bir Türk hocamız var, bir Rum hocamız var. Türk hocamız Türkçe şarkılar, Rum hocamız Rumca şarkılar öğretiyor. Türk Rum ortak şarkılar söylüyoruz. Ve çoğu da Kıbrıs'la ilgili şarkılarımızı. Evet. İşte hocamız, Rum hocamız maalesef 2 yıl önce kaybettik sevgililerimizi. Çok sevgi dolu bir hocamızdı. Evet. Herkesi sevgiyle kucaklayandı. Şimdiki hocamız da yine işi bize hocalık yapıyor. Ama dediğim gibi Rum, Türk hiçbir şey fark etmiyor. İnsan olarak biz koromuza katılıyoruz. Zaten çünkü müziğin zaten dili, dini, kültürü yoktur. Evet. Müzik müziktir. Onu geldiği mesela, gibi icra etmek lazım. Evet, Çanakkale'ye bir davet aldık. Çıktık, hep birlikte gittik. Çanakkale'deki arkadaşlar, oradaki korolar bizi karşıladı. Orada korolar şenliğine katıldık. Ve hala daha Rum arkadaşların Çanakkale'deki Türk arkadaşlarla arkadaşlara devam etmektedir. Sonra Hiroşima Barış Ödülü'nü kazandık. İsveç'ten davet aldık. İsveç'e gittik. Orada Hiroşima Barış Ödülü'nü aldık. Şefiniz kim sizin? Şu anda Kürşat Tilki'dir hocamız. Evet. Öğretmeni Kürşat Tilki'dir. O da çok sevgi dolu bir hocadır. Hepimizi sevgiyle kucaklar. İşte dediğim gibi Çanakkale'ye gittiğimizdeki arkadaşlar, Türkiye'deki arkadaşlar, onlar dedi Türk hangimiz, Rum hangimiz, biz bilmiyoruz, karıştırıyoruz sizi derlerdi. Yani çünkü insan insandır. İçi sevgiyle dolu olan insandır. Evet. Bir anım da var benim. İşte burada Türkiye'den gruplar geldi. Korolar çeviriyorlardı. Türkiye'den birçok, Ankara'dan, Çanakkale'den, Mersin'den korolar geldi. İşte hepimiz oturduk ve sıramızı bekliyoruz. Ben öyle bir denk geldi. Bir tarafımda bir Türk arkadaşım, bir tarafımda Rum arkadaşım oturuyor. Ben Rumca da bildiğim için bir Rum arkadaşıma konuşuyorum, bir Türk arkadaşıma konuşuyorum. Arkamızda da Çanakkale grubu. Bir an böyle biri böyle el omuzuma değdi, dokandı. Döndük baktım bir bey dedi, bir şey sormak istiyorum. Siz nesiniz? Ben soruyu anladım ama dedim, insanım ne olabilirim ki? Tabii ki der adam, estağfurullah, insansınız da. Türksünüz, Rumsunuz, ben sizi anlayamadım. Bir Türkçe konuşuyorsunuz, bir Rumca konuşuyorsunuz. Dedim bak, Kıbrıs Türklerin birçoğu dedim, hem Rumca hem Türkçe konuşabiliyor. Ve çok güzel bir dostluk oluştu aramızda, herkesle böyle. O gruplarda ortak şarkılar söyledik. İşte Çanakkale'ye davet aldık, gittik. Çok güzel yani, çok güzel. Dünyanın neresine gidersek gidelim,
içimizdeki duygular, insancıl duygularsa birbirimizi kucaklama şansını yakalayabiliriz. Bizler de İngiltere'den iki kez Anıtkabir'i ziyaret ettik. Anıtkabir'i ziyaret ettik. Atamızın kabrine çelenk koyduk dernek olarak. Ve o güzelim yerleri, o duygu yüklü anlarımızı hiçbir zaman unutamıyoruz. Bazı şeyler unutulmaz. Bazı şeyler yaşandığı yerde de kalmaz. İçimizde ve belleğimizde her zaman bizi dürter onlar. Yani bir dürtüdür beynimizde, içimizde. O nedenle bugün 10 Kasım Atatürk'ü anma günü, onu huşuyla anıyoruz ama ben diyorum ki çocuklarımıza da Anıtkabir'e gitme olanağı tanıyalım. Gitsinler, oraları görsünler. Oralar gerçekten insanı çok değişik bir atmosfere sokar. O arslanlı yolda yürümeler, o Atatürk'ün huzuruna çıkıp orada bir çelenk koyma gerçekten insanı çok duygulandırır. Bu duyguyu ben isterim ki dünyada Türk olan herkes yaşasın. Tabii ki. Evet, son olarak gençlerimize diyelim veya gurbette yaşayanlara diyelim veya evde oturanlara bir mesajınız var mı? Bir şey söylemek ister misiniz? Bir çağrı yapmak ister misiniz? Evet. İşte bir şiirimde dediğim gibi sevgi her şeyi çözer. Her şeyin başı sevgi. Sevgi, saygı, iyi niyet ve hoşgörü her şeyi çözer. Kavga ile, savaşla hiçbir şey olmaz. Çünkü savaşın kazananı yoktur. Her zaman kaybedenlerdir. Ve en önemlisi, bu tüm savaşlarda böyledir. Şu anda Filistin'de yaşanan savaşta da böyledir. En çok acıyı anneler ve çocuklar çekiyor. Çünkü bir anne evde olsa bile, savaşta olmasa bile, bir fiil savaşa katılmasa bile evde ya eşi savaştadır, ya oğlu, ya çocuğu. İşte savaştan en çok annelerdir üzülen. Burada da olduğu gibi. Benim mesajım sevgi, sevgi ve sevgi. Çünkü dediğim gibi sevgidir her şeyi çözecek olan. Evet. Öfke, savaş, sinir, hiç bunlar hiç dünyayı iyi yerli yönlere götürmez. Güzelliğe benim giden... yaşam felsefem sevgi. Evet, güzelliğe giden tek anahtar sevgidir. Kesinlikle. Diyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, bir veterimiz daha var. Yine sevgili Aydın Kısnak'tan, çok değerli dostumuz. Kendisi de bir müzik insanı, bir müzik hanımefendisi. Ve Rumca'da, Türkçe'de, İngilizce'de, Fransızca'da söyleyen bir arkadaşımız. Ve gönüllü yapıyor ve yaptığı işleri. Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Vardar Ovası'nı seslendirecek. Onu hep birlikte izleyelim ve programımıza bir noktayı koyalım diyorum. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Biraz meşakkatli oldu bağlanmamız ama normaldir diyoruz. Çünkü kış nedeniyle belki internet olayları biraz evet, sıkıntılı olur. Ben sizlere, eşinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve tuttuğumuz her yolun sizi amacınıza ulaştırmasını diliyorum. Umarım yüzünüzdeki gülüş hayatınıza da yansır ve hep mutlu olursunuz. Çok teşekkürler. Böyle bir geceye katıldığım için, böyle bir topluma katıldığım için ben de çok mutlu oldum. Şiirlerimi okumak beni çok mutlu ediyor zaten. Dediğim gibi ve bu mesajlarda ben bir nebze, bir damla, bir su damlası kadar birinin hayatına dokunduysa, küçük olsun, büyük olsun, ne mutlu bize. Çünkü hayatta dediğim gibi en büyük kazanım bir insanın sevgisini kazanmaktır. Çok teşekkür ederim böyle bir geceyi organize ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Larnakalılar hep önde gidiyor.
Yolunuz açık olsun diyorum. Teşekkürler. Ümgeder'deki tüm aileme kucak dolusu sevgiler ve Kıbrıs'taki aileme de. Sağ olun. Evet sevgili Kanal T Farkındayız izleyenleri. Bu akşam da programımızın sonuna geldik. Bu programların oluşması az önce söylediğim gibi meşakkatli bir buluşma oldu ama önemli olan oldu diyoruz. Ve bu Atatürk'ü anma günümüzde, Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle çektiğimiz bu programda Ulu Önder Atatürk'ümüzü rahmetle anıyoruz ve ona şükranlarımızı, sevgilerimizi ve onun izinde yürüyeceğimizi nerede olursak olalım, dünyanın hangi köşesinde olursak olalım, onun ilkelerine, onun yaptığı her şeye sadık kalarak yürümeye, hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Evet meşakkatli oldu dedik ama bu meşakkati yenen de yine Duygu Hanım oldu. Sevgili Duygu Tamaca emeği, hizmeti ve bizlere verdiği özverili çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar programıma gelen herkese şükranlarımı sunuyorum. Aydın Hasan Hanım'a çok teşekkür ediyorum ve en büyük teşekkürüm ekranları başında bizleri izleyen ve bizlere yorumlarını, sıcacık yorumlarını atan tüm izleyenlerimize gönderiyorum. Haftaya değişik bir konu, değişik konukla yine sizlerin evine konuk olacağız. Hayırlı akşamlar diliyorum ve Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda tekrardan saygıyla sevgilerimi gönderiyorum. Ulu Önder Atatürk bizim önderimiz, bizim liderimiz, bizim her şeyimiz, yol gösterenimiz. Onun izinden gitmeye kararlıyız. Çocuklarımızı da yönlendirmeye çalışıyoruz. Hayırlı akşamlar, haftaya görüşmek üzere. Bardarobası, bardarobası, kazanamadım sıla parası, bardarobası.